Kendini özel hissetmek mi istiyorsun? O zaman bizim kanala katıl. Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Serkan. Yine kürkçü dükkanına döndük. Nedir bu kürkçü dükkanı? Hemen anlatayım, işte bu. Şu. Ve bu ağıl. Şimdi ağılda ne yapacağız? Çobanın yemeğini getirdik. 3 günlük gerzağını. Geri gideceğim birazdan, tanker getireceğim. Şu tankerlerden dün getirmiştik. Biliyorsunuz. Su bitmiş yine. Normalde sıkıntısı yoktu şu 3. Uzun olan römorktaki tankerin çekisi kırılmış. Normalde onun arkasına bağlayıp getiriyorduk. O zaman oluyordu, öyle bir sıkıntı olmuyordu. Kırıldığı için tek tek getirmek zorundayız yapılana kadar. Şurası barınak. Barınak veya da başka bir şey, siz nasıl derseniz. Yani yattığı yer. Kapatayım. İşte gün adamın yiyeceğini getirdik. Birazdan babam da gelecek işte hali. Kendisi de buraya taban çekecek. Yani burayı temizleyecek. Kön. Görüldüğü gibi. Pek de girmek istemiyorum. Buralar şimdi pire doldur. Koyunun barınağı da burası. Buraları temizleyecek babam da. Ben de yemeği getireceğim. Yemeği verdikten sonra geri gideceğim eve. Şu tankerlerden birini getireceğim. Şurada suyumuz var. Açayım hemen. Ben bunu nasıl bağladığım kördüğüm aklımda. Yani nasıl çözeceğim? Şöyle çözeceğim. Telefon kamerası da çekmek zor oluyor. Unuttuk kamerayı yine. Benim kamerayı unutmalarım meşhurdur zaten, bilirsiniz. Çakmak. Bıçağım da yok yanımda. Sıkıntı bu yüzden. Yakayım da. Evet, yandı. Onu çoban temizler, ipini. Ben alayım, götüreyim de yerine koyayım. Size şimdi ağılı da göstereyim. Daha doğrusu çobanın yaşam alanını. Şuraya bir taş koymuş. Kapı böyle açılır. Evet. Bidondan su varmış burada. Bunları getirdik. Ay. Adnan abimizin barınağı burası. Toplayayım da. Laf yapmasın, kızmasın sonra. Arkadaşlar bu şekilde. Şöyle. Şimdi yemeklerini de getireyim. Köpeklerin yiyeceğini getireyim. Onu da nereye koyarız? Onu şöyle bırakırız. Dolabına bakarız. Açarız böyle. Ya bunun niye hiçbir şeysi yok? Adamın bir şeysi kalmamış ki. Gitmez mi, ne yapar? Açayım. Hemen araçtan yemekleri de getireyim. Şöyle bir erzak. İki erzak. Bunları öyle bir koymamız lazım ki hiç kimseye zararı dokunmasın. Ekmeği nasıl koyarız biliyor musunuz? İşte ekmeği böyle buraya koyarız. Şurada bir köşe alalım da. Şöyle bırakalım. Tamam. Kalan poşetleri alırız. Bunu arkadaşlar, kralı. Çok büyük. Bizim koyun nerede? Bizim koyun çok uzaklarda. Şunu da alayım. Size de bir göstereyim istedim. Kırda yaşam nasıl olurmuş? Doğada yaşam nasıl olurmuş?
öğrenmiş olursunuz. Bakın mesela burayı kullanan adam bu iş için para alıyor. Hem doğada yaşıyor hem de bunun için para alıyor. Sorsanız elbette ki istemez. İstemiyor zaten. Yani ona göre arkadaşlar bu işlerin ne kadar eğlenceli olduğunu gördünüz siz de. YouTube'dan yok ben doğada kaldım. Doğada yaşamak çok güzel falan filan. Boş. Al meydan ortada. Adam 6 aydır burada yatıyor. Arabamız da pislenmiş. Onu da temizletmek lazım. İsuzumuz çamurlanmış da. Bu da yemeğimiz. Yemeği şöyle bırakacağım masanın üstüne. Kendi ayarlayacak bunu. Şöyle bırakayım. Oy oy. Siz de ne var ne yoksa nasılsınız? Keyifler nasıl? Şöyle bıraktım. Bunu da böyle bıraktım. Derken bu üst dolabın kapanmadığını unuttum. Dizimdayım. Tamam bu kadar. 3 gün sonra bir daha. Bu böyle sonbahar mevsimine kadar tekrarlayacak. Sonbaharda ne olur bilmem artık. Tekrar burada çobanlık yapar mı yoksa gider mi? O zaman belli olur. Adam da yıldı iyice. Çünkü zor 6 ay burada dayanmak. Bir nevi adam haklı. El taşını koyuyor. Evet bakın. Şurada tankerlerimiz var. Orayı da göstermek istedim size. Uçsuz bucaksız araziler. Şu karşıda dağlar var. Orası Emir Dağı. Demiştim size burası. Buranın merası çok büyük diye. Göstereyim. Gelmiş. Hayvanların kübreleri burada könleri. Yeni gitmiş. Sulamış. Geleceğiz. Yeni tankeri bırakacağız. Bunu alıp götüreceğiz. Bu işte sıkıntılı olan tanker bu. Bakın. Yok. Buradan kırıldı. Bu normalde arkaya bağlayıp bunu götürüyorduk. İkiye bir, ikiye bir. Bu şekilde oluyor. Şimdi teke tek. Bir bu, bir o, bir o, bir bu. Değişiyor yani. Söyleyeyim. Şurası. Şuradan şuraya bir ek atmışlar. Şuraya doğru. Bak kırılmış. Ha, bu bizimki değil ama bu öbürü bizimki. Bu abimizin diğer sürü koyunların sürünün sahibiydi. Bu da onların. Bu ağıl da onun. Bu küçük variller. Onun. Bakınız. Bunlar oluklarımız. 2, 4, 6, 9 tane. 400 baş koyun için, 500 baş koyun için bence yeterli oluyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bakın buraya katran saklamış. Hayvan yaralanırsa diye. İçeride de kullanılmıyor pek. Onu da bir yanı kalmış. Böyle arkadaşlar. Kepenin diğer yönünde bu böyle. Bak. Hayvancılık yapmaya çok müsait. Arkadaşlar ben gideyim diğer tankeri de getireyim. Şöyle tepeleri göstereyim. Biz manzaranın tadını çıkarın. Böyle. Çobanlığın görünmeyen kısmı. Herkes güzel zanneder hayvanlarla falan filanmış ama. Böyle de eşek bağlıyor çoban. Biraz kibir. Herkes güzel zanneder. Aa, hayvanlarla uğraşıyor insanlıktan uzak falan filan işte. Koca 6 ayını burada geçirdi adam. Geçirmeye de devam ediyor.
Allah aşkına şu motoru istedim. Parçalamak bizim işimiz, evet. Dostlarım, yine ben tankeri aldık. Göstereyim şöyle. Tankeri bağladık. Şu tanker. Yola koyulduk. Aynada ben. Şimdi evde şöyle bir sıkıntı oldu. Ev halkı beni yabancı zannetti. Hani sürü sahibi, sürüdeki diğer abi evde değildi. Ev halkı beni yabancı zannetti kendi tankerim için. Bana biraz şey yaptılar, kızdılar, yabancıladılar. Halbuki bu tanker bana ait. İşte ona durumu anlatmaya çalıştım. Sonra anlattım. Kazası belası tankeri aldık şimdi. Cehennem gibi bir sıcak var dışarıda. Öyle böyle değil, ben trafiğin içinde zor duruyorum, klima var ama şuradan vuran bir güneş var arkada. O adamın mal ediyor. Olsun, yapacak bir şey yok. Yılın bu zamanları normal yani. TD'ye bindik 85'e. Göstereyim, bak şurada tarlalar var. Onlar bizim. Gösterdi tarlalar. İki parça. Şu iki parça olan yan yana olanlar bizim. Şöyle göstereyim. Uzun. Böyle atalım. Öyle dostlarım. Böyle bir sıkıntı yaşadık evdekilerle. Şimdi tankeri aldım. Uçarak gidiyorum. Babam oraya gitti, ben eve giderken. Traktör almaya giderken. O da orayı temizliyor. Sahilde. Alıp temizliyor. Ben videoyu oraya gidince tekrar açarım. Sevgili dostlarım, evet geldik alanımıza. Amarya bu sefer değişik bir açı yaptım. Markayı göstersin. Çünkü birazdan geri geleceğiz. Yanaşacağız arkaya. Bunu da yapmak sevgilikte yerinde zor oluyor. Göstereyim ne yapacağım. Markaya. Şu an gayet güzel çıkıyor, evet. O an zaten burada. Tankerin içi çıktıktan sonra göstereceğim size. Temizle çıktığında. Halen uğraşıyor. Oradan iyi çıkıyor yani, görüntü bence. Demiyorum tabii. Yani güzel çıkıyor. Akşam ettik. 4'te çıktık buraya için. Saat şu an 7. 3-4 saattir. Buralarda. Arkadaşlar, ben size şundan bahsetmedim. Çobanın Ali kazancını söylemedim ama aksiyonu ile konuşuyorum. Çobanın Ali ne kadar kazanacağım, çekmeyeceğim. Çok ben parası veriyorum. Arkadaşlar, bizim çobanımız 7000 liradan yapıyor bu işi. 6-7 çarpın 6 ayda 2000 lira. Ama 2000 lira bu iş için değmez. İnanın değmez. Ha, yapmak isterseniz 6 ayda 2000 lira kazanmak isterseniz gelin derim ben. Gelin yapın. Ama bir şey diyemem. Her türlü görüşe saygım var benim. Kazancım burada. Yani her sene bir zam alıyor çobanla. Geçen sene 4000 liraydı. Ondan önce 3000 liraydı. Bu sene 7000 lira, seneye de 9-10 bin lira olur. Enflasyon böyle devam ederse. Onlar da haklı denedi. Kusura bakmayın, hastayım. Onlarla yine bir zamlı maaş demektir.
işte bekçi maaşlarına denk olur. Alt kıyafetler. Yani abi bu iş hakkında yapan hilali hoş olsun. Şey var. Hocam açayım. Evet. Şimdi ben bu tankeri söküm, şunu az daha indireyim. Siz oradan görün sökerken beni. Tamam. Abi burada çıkmazsa ya. Çok az bir işi kaldı. Şunu da indireyim. Çıkarsa eğer. Demin takamadık. Çıkış kolay olur. Bunu da sökeceğiz adamı. Şimdi ona da şöyle bir çözüm buldum. Kaba kuvvet. Gördünüz. Güvenlik gibi. Oturdu bu ya. Çıktı. İşten sesini duyuyorsunuz büyük ihtimal. Oralarda çabalıyor. Tamam. Burayı temizleyeceğim bile şu. Çok da fena hasta olmuş. Boğazlarım çok kötü. Değil mi bu? Ben buna bir çekiş getireyim. Çözümdür. Çözüm değil diyenler yalan söylüyor, inanmayın onlara. Baba böyle olmasa yalan mı yapamaz? Tam bir şekilde bu iyi mi ya? Çok kötü oldu. Şimdi biraz bunu aşağıya salmamız lazım. Biraz geri geri geleceğim. Heh, şu an olmuş olması lazım. Evet. Ben onu traktör yürüdüğü zaman bu da buradan düşecek. Kahretsin ya. Daha kötü oldu. Neyse onu ayarlarız. Arkadaşlar bu hamurda
debeleniyor. İhtarlı. İhtar orayı temizliyor. Ama biz de çolukları dolduralım da hayvan susuz kalmasın. Giderken de bunu götüreceğiz. Çok kötü oldu ya. Buradan bir şekil kaldırmamız lazım. Neyse ben şortumu takayım da. Nasıl takacağız o da var. Hangisi nereye gidiyordu? Hangisi nereye gidiyordu? Yürücü burada var. Hangisi nereye gidiyor? Aynen. Uç buraya giriyor. Yo. Rezil olduk. Bu eki arkadaşlar. Buraya bağlarsınız. Bakın göstereyim şöyle şekil. Girmesi kolay olsun diye. Başaramadık henüz. Koyun da gelmek üzeredir. Gelmeden bitirmemiz lazım. Neyse. Buradan sökeceğim. Diğer tankı hemen aktarı vereceğim. Şöyle. Neyse. Açayım suyu. Çıkıyor mu diye bakacağım. Evet. Kıvrılmış. Su geldi. Bakayım. Boluklar tek tek olsun. Oğlum işi biter, şu tankeri ayarlarız. Bunlar burada dursun, eve gidecek bunu tanker. Çekici traktöre. Bunun anasını ağlattık. Yüzümüzü bulaştık. Şöyle bakayım. Babam orada. Babadan lafı da yedik. İşte alı temizliyor. Düşürdüğüme kızdı. Böyle bir şey yaptığım için. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Bir zincir atacağız. Hidroliğe bağlayacağız. Bunu havaya kaldıracağız bir şekil. Hoş olmadı yani. Hiç hoş olmadı. Böyle dostlarım. Sular doluyor. İş bitti sayılır. Bundan sonra evimize gideceğiz. Koyunlar da geliyor zaten. Evet, nasıl kaldıracağımızı buldum. Zincir varmış derdi Allah'tan. Zincire bağlayacağız. Salıyor. Bu kadar. Zincirle kaldıracağız. Aynen öyle. Şimdi göstereyim nasıl yaptığımı. Şöyle çalıştırayım. Çalıştırayım, aşağıdan kontrol ederim onu.
olmaz. Mesela bir düğüm attığım zaman. Hadi yavrum. Biraz daha. Hadi. Biraz daha. Arkadaşlar. Olay bu kadar. Hepsi bu kadar basit dostlarım. Bunun altına taş getireceğim ben. Taşı nereden bulacağım? Kesinlikle işe yarar. Garantiyle. Bakın bizi geçmiş. Şunu böyle bıraktım. Şunu da altına şöyle bıraktım. Bakalım. Nasıl bir şey olacak? Bak nasıl sallanıyor. Gördünüz mü? Çok gergin. Şu an motora. Dostlar, sizi bekletmek istemiyorum. Videoyu burada sonlandırayım. Çobanın daha geleceği göreceği yok. 2 saat önce gelir o. Ben dolukları doldurayım o ara. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Vaktinizi ayırıp izlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayınız lütfen. Hepinize iyi günler dilerim.